6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 126 cevapları Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 126 cevapları Anadolu Yayıncılık. Öğrendiklerimizden yararlanarak şu sonuca ulaşılabilir. Suyun katı halinin yoğunluğu, sıvı halinin yoğunluğundan daha küçüktür. Peki, buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyük olsaydı canlı yaşamı bu durumdan nasıl etkilenirdi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Su, donarken hacmi artar. Bu nedenle, buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür. Bu durumun etkilerinden biri buzun, suyun üzerinde yüzmesidir. Buz, suya batsaydı su kaynakları dipten donardı. Bu durumda deniz ve göllerin büyük bir bölümü buz kütleleri haline gelirdi. Hava sıcaklığı artsa bile dipte kalan buz kütleleri kolayca erimezdi. Böylece deniz ve göllerde hiçbir canlının yaşaması mümkün olmazdı. Su yalnızca deniz ve göllerde yaşayan canlılar için değil, karada yaşayan canlılar için de önemlidir. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyük olsaydı su, alttan donmaya başlardı ve su kaynaklarındaki sular tamamen donardı. Göllerdeki suyu içme amaçlı kullanan hayvanlar ile bitkiler yaşayamazdı. A. Birbiri içinde çözünmeyen gliserin, su ve sıvı yağın aynı kap içindeki konumları yandaki görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadeler doğru ise, D. Yanlış ise, Y kutucuğuna işareti koyunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. Cevap 1. Suyun yoğunluğu en büyüktür. Y. Gliserinin yoğunluğu en büyüktür. 2. Sıvı yağın yoğunluğu en küçüktür. D. 3. Sıvı yağ ve gliserin aynı kapta karıştırıldığında sıvı yağ kabın dibinde kalır. Y. Gliserin kabın dibinde kalır. 4. Gliserinin birim hacminin kütlesi en büyüktür. D. 5. Su. A. Batan bir cisim, sıvı yağda da batar. D. B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olmasının canlı yaşamı için önemi nedir? Cevap, buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olsaydı su, alttan donmaya başlardı ve su kaynaklarındaki sular tamamen donardı. Göllerdeki suyu içme amaçlı kullanan hayvanlar ile bitkiler yaşayamazdı. Bu durum yeryüzündeki tüm canlı yaşamını olumsuz etkilerdi. 2. Kütlesi 1620 g, hacmi 600 cm3 olan alüminyum kürenin yoğunluğunu bulunuz. Cevap 2,7 g cm3 c. Aşağıdaki üçlü sözcük gruplarından örnekteki gibi anlamlı cümleler oluşturunuz. 1. Madde, ayırt edici özellik, yoğunluk. Cevap, yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 2. Birim, yoğunluk, g santim 3. Cevap, yoğunluk birimi g santim 3'tür. 3. Yoğunluk, birim, hacim. Cevap, yoğunluk bir maddenin birim hacminin kütlesidir. 4. Gemi, su, yoğunluk. Cevap, gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 126 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.